Arkadaşlar merhaba, ben Nazım Mert. Bugün sizlerle C#'da YouTube API teknolojisini kullanarak bir uygulama geliştireceğiz. Windows Forms Application uygulaması geliştireceğiz bu dersimizde. Bu uygulama ne içerecek derseniz, uygulamaya bir textbox kutusu ekleyeceğiz, bir buton ekleyeceğiz, listbox ve videomuzun görüntülenebileceği bir shock Ray Flash Object ekleyeceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Zaten program açılasıya kadar diğer detayları da aktaracağım. Şimdi bu dersimizi yaparken ben şunu düşündüm. Normalde bu dersin bir benzeri de internette vardı. Ama ben dedim ki istediğimiz videoları, yani program içerisinde arattığımız videoları aynı program içerisinde bir de izlemeyi sağlayan bir program geliştireyim dedim. Ve bugün sizlerle sıfırdan onu yapacağız arkadaşlar. Bir name belirleyelim. Ne diyelim? YouTube API Video Player diyeyim. Evet. İlk önce kullanacağımız şeyleri seçelim. Aynen. Sonrasında form içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparız. google.com.tr'ye gidiyorum. Benim zaten Google hesabım burada açık. Buradan diyorum ki YouTube API diyorum. YouTube Google Developers ilk çıkan sonuca tıkladım. Burada karşıma bir sayfa geldi. Burada API'lerin kategorilenmiş hali bulunuyor arkadaşlar. Burada YouTube videolarını oynatmak için API'ler var. Burada YouTube datalarıyla ilgili işlemler yapılan API'ler var. Örneğin video ekleme, video beğenme, video bilgileri çekme gibi. Biz video bilgilerini çekeceğiz burada. Onun dışında diğer şeyler. Ben buradan Google Developers Console'a tıklıyorum. Sayfanın en altına indim ve Google Developers Console'a tıkladım. Evet. Çıkan sayfada zaten ben ödevtasarım.com için bir YouTube API'si kullanmıştım. Onu da şuradan tanıtayım hemen. Ödevtasarım.com videolara tıkladığımızda bu kısım YouTube API teknolojisini kullanıyor. Misal buraya bir şeyler yazalım. İki bilinmeyen de denklemler diyelim misal. Videoları listele diyorum. Videoları benim için listeleyecektir. Bu YouTube'dan gelen verinin boyutunun büyüklüğüne göre geç gelme, erken gelme gibi olaylar normaldir arkadaşlar. Bu bizim sitemizle alakalı değil ya da siz hangi sitede kullanacaksınız o siteyle alakalı bir durum değil. YouTube'un kendi serverlarıyla, yani serverlarıyla iletişim kurma hızına bağlı bir şey. Yani geç de cevap verebilir, erken de cevap bile verebilir. Bu trafik yoğunluğuna gibi, yani birçok şeye bağlı. Bu şekilde buradan da videoları izleyebiliyoruz arkadaşlar. Genel kullanımı bu şekilde. Daha sonrasında ben hemen buradan yeni bir proje oluşturacağım. Create a project diyorum. Karşıma çıkan kutucuğa da YouTube API video diyeyim. Bunu bakayım şurada yapacak bir şey var mı? Yok, gerek yok. Create diyeyim. Evet, sanırım oluşturuldu mu? Yoksa burada işleyen bir şey mi var? Evet, sanırım yeni oluşturuldu. YouTube API video. Use Google APIs. Google app'lerini kullanma. Enable and manage APIs. Yani aktif etme ve app'leri yönetmeye tıklıyorum. Buradan. İşte burası mühim bir nokta. Burada bir sürü Google app'leri var. Google Cloud API, Maps API, Google Plus ile ilgili app'ler. Bizim burada ilgileneceğimiz, yani bize lazım olan şey YouTube Data API. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Enable API. API'yi etkinleştir diyeceğiz. Etkinleştiriyorum buradan.
Biz abi enable gradients burada ayarları yapmamız gerekiyor. Go to gradients'a tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu ne için kullanacağım? Ben web server için diyeceğim arkadaşlar buraya. Public data. Bu bir yorum mu acaba diyecektim. Buna bir tıklatsak. Evet, evet. Aşamalıymış. Server K1. Bunu değiştirmeye gerek yok. Eğer burada da programı sadece siz kullanacaksınız. Kendi IP adresinizi verebilirsiniz buradan. IP adresine gerek duymadan, yani herkesin kullanmasını istiyorsanız burayı boş bırakmanız yeterlidir. IP adresini nasıl öğrenirim diye düşünüyorsanız ip-api.com json adresinden IP adresinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada bir IP belirtmeyeceğim. Direkt create api key oluşturuyorum. Evet, bana api key'imi verdi. Bu bana özel bir api key. Bunu uygulamada biraz sonra geleceğimiz noktada bize lazım olacak. Ve o uygulamada bunu kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Burayla yapabileceğimiz şimdilik bir şey yok. Google'a tekrar giriyorum ben. Evet. Şimdi. YouTube API diyorum. YouTube Data API. İkinci sonuca tıklıyorum. Burada search for context olabilir mi? Bakalım. Referans desem. Challenge API playlist search desem. Burası değil arkadaşlar. Bakalım. Supported features. Burası da değil. İlk çıkana tıklayalım bir de. Code samples. Evet. İlk çıkana tıkladım. Add YouTube Data'da code samples'a tıkladım arkadaşlar. Sağ kısmından .NET'i seçiyoruz arkadaşlar. .NET. C# .NET zaten. Buradan da search by keyword. Yani biz bir kelime göndereceğiz. O kelimeye uygun videoları bizim için listeleyecek uygulamamız. Search by keyword'a tıklıyorum arkadaşlar. Burada zaten adamlar bütün kodları vermişler zaten. Bize de çok bir şey kalmamış ama biz üzerinde gerekli düzenlemeler yapmamız gerekecek. En üste çıkıyorum arkadaşlar. Google APIs Client Library for .NET'e tıklıyorum. Yeni bir sekmeyi açtım. Burada çıkan sayfada aşağıya iniyorum. Burada da gereksinimler var arkadaşlar. .NET Framework 4 ve .NET Framework 4.5 destekliyormuş. Yani bunun alt sürümlerinde bir uygulama geliştiriyorsanız YouTube Data API'sini kullanamıyorsunuz. Burada da hangi platformları destekliyor bunlar var. Biz burada Nugget Packages'dan Google App'lerini yükleyeceğiz. Biz bunu direkt şöyle de yapabiliriz. İlk çıkana tıklayalım. Evet, şunu kopyalayıp buraya gelip Visual Studio'ya geldim bu arada. Weave, Other Windows ve Package Manager Console. Buna gelip biraz önce kopyaladığım içeriği buraya yapıştırıp Enter'a basarsam bu yüklemeye devam edecektir arkadaşlar. Ama ben bunu kullanmıyorum. Size de tavsiyem. Solution Explorer'a geldim burada. YouTube API Video Player'e sağ tıkladım. Ve Manage Nugget Packages. Buna tıkladım. Burada bizim kurmamız gereken Google APIs. Evet, bunu indireceğiz arkadaşlar. Google.apis. Zaten önceden de yapmıştım ben bunu. Altına tıklıyorum. Google APIs Client Library. İnstal diyorum arkadaşlar. Bu gerekli DLL'leri benim için indirecektir. Biraz sonra da benim onayımdan sonra da kurulum işlemlerini gerçekleştirecek. Evet, burada I accept diyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum. Kurulum işlemlerini gerçekleştiriyor.
Evet. Şöyle baktığımızda hatta referanslara baktığımızda arkadaşlar yüklediğini görebiliriz. Evet arkadaşlar, yüklendi. Şimdi formumuz bu şekilde. İsterseniz ilk önce bir form üzerinde bir değişiklikler yapalım. Yani bir düzenlemeler yapalım. Nereye ne gelecek gibi. İlk önce bir buton ekleyeyim ben. Pardon, Toolbox'tan seçeceğiz. Buton. Butonu buraya ekledim arkadaşlar. Şöyle biraz da ortalayayım. Biraz sonra daha da düzenlemelerini yapacağız. Tekstine de videoları getir diyor. Peki videoları nereye getirecek? Onu da ayarlayacağız hemen. List box diyorum. Olmadı. List box. Evet. Bunu da şöyle yaptım. Evet, videoları buraya getirecek. Videoları getire iki defa tıklıyorum arkadaşlar. İki defa tıklamamın nedeni buton 1'in clean'e ben buraya ne yazarsam o butona tıklandığında burada benim yazdığım işlemler olacak. Mesela string A dedim. Merhaba. Message box. Show A. F5 diyorum arkadaşlar. Hemen bir deneme amaçlı. Evet, videoları getir dedim. Merhaba dedim. Şimdi tekrardan tarayıcımıza dönelim. Bu arada video devam ediyor. Tamam. Tekrardan tarayıcımıza dönelim arkadaşlar. Burada zaten adamlar kodları vermiş demiştim. Bunları kopyalayacağım. İlk önce şu using DLL kısmını bir kopyalayayım. Hangi DLL'lere ihtiyaç duyuyoruz? Bunlar lazım. En üstte bunları yapıştırayım arkadaşlar ama şunlar da önemli olabilir. İleride sıkıntı yaşamamak adına onları silmiyorum. Altına yapıştırıyorum. Benzerleri varsa onları sileceğim. System var. Evet. IO yok. Reflection yok. Reading. Reading task var. Bu dursun. Şunu silelim. Google Apis out. Evet arkadaşlar. Burada bazı hatalar verecek. Hatta şu kodları da yazayım tamamen. Internal class. My uploads. Pardon, bu değil zaten. Biz yanlış yeri konuna aldık. Search by keyword'un kodlarını almamız lazımdı. O yüzden şu kısmı alacağım. Sanırım bu yeterli olacaktır. Şurayı şu yüzden değiştirsem. Zaten orada da upload'ı çağırıyor. Aslında burada search by keyword'de upload'a ne ihtiyaç var bilmiyorum ama buna da koymuşlar. Biz gene de alalım bunu da. Alta iniyorum arkadaşlar. Main demiş. Internal class search. Bunu almış. Bize şu kısım lazım değil. Main. Çünkü bu konsol ekranına uygun bir uygulama geliştirmiş arkadaşlar. Biz Windows Form Application'a uygun bir uygulama geliştirdik. Şu kısmı alsam sanırım kafi. Alayım şöyle. Evet. Yapıştırdım. Şurada bir hata çıkabilir. Bakayım şöyle. Evet. Tamam. Şu kısımlarda hata verecek arkadaşlar. Çünkü gerekli DLL şu an projemiz üzerinde yüklü değil. Birazdan yükleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Evet, konsola göre bunlar düzenlenecek. Channel playlist. Okay. Tamam. Şimdi Google Apis out. Biz sadece Google Apis YouTube library'sini yüklersek, kütüphanesini yüklersek otomatik olarak out'ta yüklenmiş olacak arkadaşlar. Tekrardan Solution Explorer'a dönüyorum. YouTube API Video Player'a sağ tıkladım. Tekrardan Manage Nugget Package. Buna tıkladım arkadaşlar. Google Apis YouTube dedim. Google Apis YouTube. Google Apis YouTube Bridge Client Ruby. Aynı arkadaşlar. Install'e tıkladım. Tekrardan indirme işlemlerini benim için gerçekleştirecek. Evet, installing. Tamamdır. Benden onay istemeden direkt kurdu arkadaşlar. Tamamdır. Bundaki altı çizili kısımlar da düzenlendi.
Bu da düzenlendi. Evet, şimdi artık programı geliştirmeye başlayabiliriz. Şimdi API key diyor. Buraya biraz önce oluşturduğumuz API gelecek arkadaşlar. Evet bu. Buna da şuradan ulaştım. console.developers.google.com'dan server key'in karşısında bulunan API key'i kopyaladım ve replace me yazan yere yapıştırdım. Tamamdır. Var evet arkadaşlar, bu search terimi, yani hangi neyi aramak istiyorsak bunu buraya yazacağız otomatik olarak, yani dinamik bir şekilde çekeceğiz bunu, ama ilk gösterme amaçlı olarak burada bir değişiklik yapmıyorum. Şimdilik böyle dursun. Search list request max result. Maksimum kaç tane veri gelmesini istiyorsak buraya belirtebiliyoruz. Şimdilik 50 varmış orada. Biz bunu 50 değil de 20 diyelim arkadaşlar. YouTube channel, YouTube playlist. Bunlara çok bir ihtiyacımız yok. Biz YouTube video bize kafi. Console write line. Console write line olmayacak bu arkadaşlar. Bunu listbox oluşturmuştuk zaten. Listbox'tan bakalım erişebileceğiz mi? List, aynen erişebiliyoruz. Güzel. Items. Ama buna items yaparsak bunu bir list for each ya da for'un içinde, yani bir dönen bir verinin içerisinde bulundurmamız lazım. Zaten adamlar burada yapmış, for each kullanmışlar. Ben de hemen bunun altına bir satır açıyorum. Diyorum ki listbox 1 items nokta at. Burada neleri çekebilir? Mesela search result snippet title, yani videonun adı. Şu tarz bir boşluk bıraktım. Tire koydum. Artı dedim. Search result id video id. Evet arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapacağız ama kodu nasıl çalıştıracağız? Ona geleceğiz şimdi. Run metodunu çağıracağız arkadaşlar. Evet, butonun clean'e yazabiliriz bunu. Run dedim misal. Otomatik, zaten bunu yazdığımda otomatik çalışmış olacak. Bir F5 diyelim arkadaşlar. Bir test edelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Videoları getir diyorum arkadaşlar. Listbox'a bakıyorum. Evet, Listbox'da arama terimi Google olan 20 tane video benim için listelendi arkadaşlar. Evet. Şimdi listelendiğine göre artık bunu dinamikleştirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Videoları getir butonunu biraz daha sağa taşıdım. Şöyle biraz da küçülttüm. Şuraya da hatta videoları getir. Buna ne diyeyim? Arama yap diyeyim sen. Arama yap. Şuraya bir text box ekleyeceğim arkadaşlar. Text box. Evet. Şöyle biraz da alta. Evet. Burası list box arkadaşlar. Bunun boyutunu biraz küçülteceğim. Şöyle iyi sanırım. Evet. Şimdi ben buraya bir terim gireceğim ve arama yapa tıkladığımda buraya benim girdiğim terime uygun videolar listelenecek. Onu nasıl yapacağım arkadaşlar peki? Direkt şu run'dan alsam. Evet olur. Sakıncası yok. Direkt buraya textbox 1.text desem sanırım olur. Evet aynı. Bir deneyelim arkadaşlar. F5 diyelim. Diyelim ki mesela Türkiye diyelim. Arama yap dedim. O ses Türkiye vesaire. İşte videolar geldi. Listelendi. Başka bir şey arayayım misal. Ne diyebilirim? Dünya diyeyim. Arama yaptım. İşte burada bir sorun var arkadaşlar. Türkiye dediğimde Türkiye ile alakalı videolar listelemişti. Ve dünya dediğimde de aslında alt kısımda dünya ile ilgili videoları listeledi. Ama Türkiye'yi silmedi. Şimdi
yani Türkiye ile ilgili çıkan sonuçları silmedi. Peki o sorunu nasıl aşacağız? Çok basit arkadaşlar. Run'ın altına hemen bir satır açıyorum. List box 1 items nokta clear. Evet, her run metodu her çalıştığında list box'ın içi boşaltılacak ve bu kısımdan itibaren içi doldurulmaya başlanacak. Şimdi bir test edelim tekrardan. F5 dedim. Tekrardan Türkiye dedim. Arama yaptım. Evet, o ses Türkiye vesaire videolar geldi. Dünya dedim. Şöyle arama yaptım. Evet. Türkiye silindi. Türkiye ile ilgili çıkan sonuçlar silindi. Ve dünya ile ilgili çıkan sonuçlar listelendi arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Misal uzay diyeyim misal. Arama yap. Evet. Uzayla alakalı videolar listelendi. Şimdi bu kısmı hallettik arkadaşlar. Yani videoları sorunsuz bir şekilde çekebiliyoruz. Peki çektiğimiz bu videoların ID'lerine nasıl ulaşabiliriz ve bu ID'lerine göre de videoları nasıl izleyebiliriz arkadaşlar? Şimdiki sorunumuz bu. Şimdi listbox 1'in buradan properties'lerine geldim. Buradan events'lerine tıkladım. Event'larına. Selected index changed. Yani listbox'taki bir iteme tıkladığımda olacak işlemler. Buna iki kere tıklıyorum arkadaşlar. Benim için kodları oluşturdu, hazırladı ve ben içini doldurmaya başlayacağım şimdi. Ne yapabilirim? Mesela deneme olarak çekebiliyor muyuz diye bir deneme yapalım. Message box box.show ne olsun? List box 1 nokta selected item nokta toString dedim. F5 dedim arkadaşlar. Bakalım. Dünya. Derken vesaire. Dünya. Evet. Buna tıkladım arkadaşlar. Seçtiğim. Evet. Güzel. Seçtiğim indeksi yani tıkladığım item'ı bana message box'ta text olarak gösterdi arkadaşlar. Bir başkasını deneyelim. Dünyanın üretilmiş en ileri teknoloji 7 robotu diyor. Buna tıkladım. Evet, bu da geldi arkadaşlar. Şimdi şu tireye kadar olan kısım bizim videonun başlığına kadar olan kısım. Peki tireden sonraki kısım ne derseniz videonun ID'si arkadaşlar. Bu videoyu görüntülemek için ihtiyacımız olacak nesne. Şimdi programı kapattım. Buradan ben bir DLL ekleyeceğim. Çünkü bana videoları göstermek için lazım olacak bir DLL. Hemen vakit kaybetmeden YouTube API Video Player'ın referanslarına sağ tıklıyorum. Add referans diyorum. Com desem. Shockwave. Evet. Shockwave Flash Object arkadaşlar. Bunu ekliyorum. OK diyorum. Evet, eklendi. Şimdi Toolbox'a tıklayacağım arkadaşlar. Buradan da evet, Shockwave Flash Object. Buna tıkladım. Bu kısma şu boyutlarda bir video alanı açtım. Tam boyut yapalım. Tam bir düzenli şekilde olsun. Evet. Buradan da biraz. Tamam. Şimdi burada tıkladığımı ben burada göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle benim tıkladığım şeyin ID'sini rahat ve sağlıklı bir şekilde alıyor olmam lazım. Evet, bunu alabilmem için de seçtiğim item'ın içerisinde belirli parçalamalar yapmam lazım. String parçalamalar yapmam lazım. Onu da vakit kaybetmeden yapıyorum arkadaşlar. String dizisi oluşturuyorum. Parçalar diyorum. Evet, oluşturdum. Şimdi normalde bu parçalama işlemleri tek bir
karaktere göre yapılıyor. Mesela noktaya göre, virgüle göre, ünlüme göre, tireye göre gibi. Ama ben şunu kullanacağım arkadaşlar. Bir boşluk, tire ve bir boşluk. Yani benim başlığımla video ID'mi ayıran string ifadesi bu arkadaşlar. O yüzden bu da bir karakter olmadığı için boyut bazında incelersek 3 karakterli bir string olduğu için bunu direkt olarak split metoduyla split property ile diyeyim artık onunla direkt olarak kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu 3 karakterli string ifademizi bizim tek karakterliye dönüştürmemiz lazım. Onu da şu şekilde yapacağız. Char dizisi oluşturacağız. Char dizisi dedim. Ayraç dedim. Çünkü ayıracağım. Şu boşluk dedim. Tire dedim. Bir boşluk daha koydum. Nokta split. Bu da istediğimiz bir karakteri diyeyim artık. Belirlediğimiz tek stringi içerisinde ayırmamızı sağlayan bir yardımcı içerik diyeyim arkadaşlar. Daha sonra dedim ki pardon, split'i burada kullanmayacağım. Çünkü burada dönüştürme işlemi yapacağım için burada to char array diyeceğim. Evet. Şimdi parçalar diyorum. Eşittir. Burada list box'ın seçili olan itemini almam lazım. List box 1 nokta selected item nokta to string nokta split. Evet, split'i burada kullanacağım. Split'in içine de burada olan ayracı yazacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bir for için içerisinde döndürmem lazım. For için. Var item ün parçalar. Parçalar. Yani parçalarda 10 veri varsa item 10 verinin içinde dönecek. 7 varsa 7'nin içinde dönecek. Şimdi bizim için ilk veriler çok da işimize yaramayacak. Bizim için aslında önemli olan son veri. Yani son kısımda ID. O yüzden ben şöyle bir mantık geliştirdim. Int dedim buraya. Sayı dedim. Sayıya da ilk başta 0 değerini atadım. Daha sonrasında dedim ki her item yani for each her içinde döndüğünde sayıya artı 1 ekle. Evet, sıfırdan başladı ve parçalar sayısınca hep kendine döndükçe artı 1 ekledi. Ve dedim ki bize son kısım önemli olduğu için, son parça bizim işimize yarayacağı için item, daha doğrusu sayı eşitse parçaların sayısına. Parçaların sayısına eşit olduğunda bu parantezler içinde, bu süslü parantezler içindeki işlemler uygulayacak. Zaten diğer işlemler bizim bir işimize yaramayacak. O yüzden diyorum ki ben buradan peki yaptırmak istediğim işlem ne? İşte burada yaptırmak istediğim işlemse seçili videoyu Shockwave Flash Object'e aktarıp videonun görüntülenmesini sağlamak. Evet, burada diyorum ki AX Shockwave Flash 1 nokta movie eşittir. Şimdi arkadaşlar bir YouTube videosu örneği göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. YouTube dedim misal. Buradan dedim ki evet ne olsam net röportaj çalışmaları intro. Bu kısım watch soru işareti ve bu da bir query string oluyor arkadaşlar. Query string'in değeri de şu. Yani benim videomun ID'si bu. Bunu ben embed olarak göstermek için şu kısmı siliyorum. Şu eşittirin yerine de parantez koyuyorum. Pardon. Slash koyuyorum. Ve enterliyorum. Evet. Videoya bu şekilde erişmem lazım. Yani Shockwave bunu bu şekilde alması lazım. Çalıştırabilmesi için. Evet arkadaşlar. Ben de bu URL'e uygun bir şekilde URL'i düzenlemem lazım kod tarafında. Şimdi diyorum ki o zaman nasıl bu HTTPS ile başlamış değil mi? Evet. HTTPS youtube.com/v/ işte burada ne gelecek arkadaşlar? Artı item to string.
item'ın diğerini gelecek. Bunu kapattım. Şöyle yapayım hatta bir de. Evet. Bakalım. Şöyle bir çalıştırsak. Herhalde çalışacaktır. Bakalım hatta. Şöyle şuraya breakpoint koyalım. F5 diyorum arkadaşlar. Evet. Program açılacak. Şimdi ben burada ne arayayım? Dünya diyeyim. Arama yapıyorum. Dünyanın merkezine yolculuk belgeseldi. Buna bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Breakpoint işlemeye başladı. Şimdi parçalar adında bir dizi oluşturmuştuk. Şu an iki boş. Altında Ayraç adında bir char dizisi oluşturmuştum. Arkadaşlar videoda ilerlemek isterken Breakpoint'te ilerlemek isterken F10 tuşunu kullandım ve video ekran kayıt programının kapatma tuşuna basmışım yanlışlıkla. Videoyu tekrardan açtım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada Breakpoint var arkadaşlar. Bu sefer F10'a basmak yerine buraya basacağım. Bu tuşa basacağım. Yani buradan ilerleyeceğiz. Basıyorum arkadaşlar. Parçalar dizisine, string dizisine Listbox 1'in seçili elemanının tekstini, yazısını gönderdim arkadaşlar. Ve bunu da char dizisinin ayraçlarıyla parçaladım. Parçalar haline getirdim. Evet, tekrardan ilerliyoruz arkadaşlar. Parçalar. Şu an içinde 9 tane eleman var. Parçalanmış bir şekilde. Normalde 1 ama parçaladığımızda 9 tane eleman çıkmış. Tekrardan devam ediyoruz. Sayıya 0 değerini atamamıştık. Şimdi arkadaşlar parçalanmış verileri, string ifadelerini bir dizinin içerisinden geçirmem lazım ki istediğim veriyi elde edebileyim. Şimdi tekrardan ilerliyorum. Sayı. Şimdi sayı 0'dı 1 oldu. Çünkü birinci değeri döndü. Baktı parçalar count'a eşit mi? Hayır değil. Bu 1, bu 9. Yani bizim 9'a kadar gitmemiz lazım. İlerliyoruz arkadaşlar. Bulmuyor zaten. Evet. Şu an kaçta? Sayı 5'te. 9'a kadar gideceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Sayı 9'a geldi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. If eşit evet. Koşul sağlandığı için süslü parantezlerin içine girdi. Şimdi buradaki işlemleri yapacak. Tıklıyoruz arkadaşlar. Shockwave Flash'ın movie değerine youtube.com item to string'i atadı. Şimdi dizinin içerisinden çıkacak. Evet, şimdi bitirebiliriz. Tekrardan uygulamamıza baktığımızda bu kısmın siyah olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Breakpoint'te gittiğimiz için tam yüklemede bir sıkıntı olmuş olabilir arkadaşlar. Uygulamamızı yeniden çalıştıralım. Hem daha sağlıklı olur. Evet, buraya şimdi dünya yazacağım arkadaşlar. Aramayı yapıyorum. Dünyanın merkezine yolculuk adlı videoya tıkladım. Bu kısımda videomun görüntülenmesi lazım. Acaba bir yerde bir yanlış bir kod kullanımı mı yaptık diye düşünüyorum. Buna tıklasam. Farklı bir şey girsem mesela Google desem. Evet geldi ama biraz geç mi geldi arkadaşlar? Artı şu play tuşu gelmedi. Google desem. İlk videoya tıkladım. Şu kısma breakpoint koyuyorum arkadaşlar. Tekrardan bir videoya tıkladım. Bu buraya geldi. Şimdi bu kısımdan ilerleyeceğim arkadaşlar. F10 dedim. Movie. Şimdi şu movie değerini bir tarayıcıda bir arattıralım. Acaba ulaşamıyor mu değere diye. Bakalım. Şöyle. Aslında sağlıklı bir şekilde ulaşıyor. Ama uygulamamızda niye böyle yaptı? Bakalım. Kapattım arkadaşlar ben bunu. Ctrl Shift B yaparak projeyi tekrardan build ettim. Ctrl Shift B.
Sort dedim tekrardan. Dünya dedim. Arama yaptım. Üçüncü Dünya Savaşı. Evet, ilkine tıkladım arkadaşlar. Siyah geldi. Evet, çok iyi. Şimdi videoyu oynatma kısmı da geldi. Bakalım burada oynatacak mı? Evet. Sağlıklı bir şekilde videoyu oynattı arkadaşlar. Uzay dedim. Video daha kaybolmadı arkadaşlar. Programın bir avantajı da bu. Yani biz öyle geliştirdik. Uzay hakkında pek bilinmeyen 20 ilginç bilgi diyor. Mesela buna da tıklayayım. Evet, bu da açılacak arkadaşlar. Güzel. Yani proje şu anda çalışır bir vaziyette. Bakalım tam ekran. Tam ekran yapmıyor arkadaşlar. Onu da şu kodlarla düzenliyorduk. X Shockwave Flash bir movie. Burada aslında şunu da yapabiliriz arkadaşlar. X Shockwave Flash 1 nokta allow full screen deriz. Bu ne ifadesi alıyormuş? String ifade muhtemelen şu şekildedir. Bakalım. Start dedim. Dedim tekrardan uzay. Arama yaptım. Uzay hakkında ilk videoya tıkladım. Şimdi videoyu çalıştırdım. Ve tam ekran yapmak için buraya tıkladım. Evet, tam ekran oldu arkadaşlar. Güzel. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar şu anda. Bakalım bunun allow full screen değeri properties'lerde var mı diye bir bakalım. Properties. Tıkladım. Allow full screen değil mi arkadaşlar? Evet, varmış. Yani burada hep aynı kodu döndürmek yerine burayı true diye değiştirirsem otomatik olarak değişmiş oluyor zaten. Yani bu koda bir gerek kalmıyor. Bir deneme yapalım. F5 dedim. Bakalım arkadaşlar. Uzay dedim. Arama yaptım. Başka videoya tıklayayım bu sefer. NASA video diyor. Tıkladım buna. Ara ara sanırım bu Shockwave Flash'te çalışmama hataları olabiliyor arkadaşlar. Ya da değiştirdiğimiz o koddan mı oldu diye bakayım. Ama Ctrl Shift D yaparak tekrardan projemi boot ettim. Ve F5'e tekrardan bastım arkadaşlar. Uzay dedim. Arama yap. Tekrardan. Bu için uzay yolculuğu diyorum sen. Evet, bak bunu bu sefer açtım sen. Tam ekran yapacak mı bakalım? O koda ihtiyaç olmadan. Evet, yaptı arkadaşlar. Demek ki o kodu tekrardan her seferinde yazmaya gerek yok. Yani o döngüde o kodun her seferinde dönmesine gerek yok. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ekleyebileceğimiz başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama genel olarak dediğimiz gibi YouTube API'yi kullanarak, YouTube API teknolojisini kullanarak bir masaüstü YouTube video player'ı geliştirdik arkadaşlar. Bu proje üzerinde geliştirmeler yapabilirsiniz siz. Ama ben misal nasıl bir geliştirme yapabilirsiniz? Şu şekilde. Burada ben bir örnek vereyim. Mesela siz zaten şu kısımları araştırdıkça, üzerinde testler yaptıkça yeni şeyler bulacaksınız. Misal Enter kısmına, yani video başlatıldığında misal ne yapmak istedim? Buraya iki kere tıklıyorum. Diyeyim bir mesaj kutusunda bir mesaj yayınlayayım. Show dedim arkadaşlar. Buraya da video başlıyor. F5 dedim. Evet, buraya bu sefer yazılım diyeyim misal. Arama yap dedim. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği arasındaki farklar ilk videoya tıkladım.
İlk video geldi. Video başlıyor. Yani buraya tıkladığımda mesaj kutusunda bana video başlıyor diye bir string gösterdi. Tamam dedim. Tekrar tıkladığımda başladı ama demek ki buraya daha farklı bir uyarı yapabilirsiniz. Mesela videonun başlamasını istiyor musunuz dersiniz. İşte orada evet'e tıklar. Sonra tekrar play tuşuna bastığında ikinci bir kez o soruyu sormaz. Yani bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve bu geliştireceğiniz uygulamada nasıl şeyler istiyorsunuz yani buna bağlı. Şimdilik bu dersi burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu derste dediğim gibi son bir kez tekrarlayalım neler yaptık. YouTube API teknolojisini kullanarak Search by Keyword alanında belirlediğimiz terime göre YouTube videolarını elde ettik. Ve elde ettiğimiz YouTube videolarına tıkladığımızda onu aynı program içerisinde YouTube'un kendi video player'ıyla göstermiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Videoların devamı için abone olabilirsiniz. İyi günler.